Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz Çok merakla beklediğinizi biliyorum Artık geldi evet Welcome to the game rehber videosu Nasıl oynanır taktikler Vesaire özel e, ee, bu videoda olacak Bu müziği de çok seviyorum ya bu arada Evet hoş geldiniz Welcome to game rehber videosu efendim Eee Oyunu normal modda 7 kez bitiren ile Türkiye'de tek bitiren ve iki kez üst üste bitiren ee, bir yayıncı YouTube kanalı vesaire ee, diyebilirsiniz onun gözünden onun taktikleriyle onun ipucularıyla ee, bu rehber videosunu sizlere takdim etmek istiyorum efendim İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan normal modla başlayalım Evet ee, oyunu bu arada hiç bilmeyen arkadaşlar da vardır onlar için de çok güzel bir rehber olacak oyunu bilenler ama böyle hani benim yayınlardan videolardan azıcık böyle e, fikir sahibi olanlar için de oldukça detaylı bir e, rehber olacak yani bilinmeyen birçok şeyi de bu video içinde sakladım. Haberiniz olsun. E, oyun hikayesi nasıl? Oyun amacı ne? Onlardan tabii ki de bahsedeceğim. Arkadaşlar oyunun hikayesi biz bir e, gazeteciyiz. E, araştırmacı bir gazeteciyiz. E, Deep Web'de de bir tane kız e, kız e, öldürülsün mü öldürülmesin mi diye arkadaşlar oylama açılıyor. Böyle bir sayko bir muhabbet var. Yani Deep Web'de biz takılacağız. Ee, kız öldürülsün mü öldürülmesin mi diye bir oylama açılıyor. Biz tabii tabi olaya el, el vuracağız. El koyacağız. Ee, kızı kurtarmak için bir zamanımız olacak. Yani gece 4'e kadar. Şu an saat 10 akşam onu gösteriyor. Ve biz aşağı inip e, ilk işimizi yapacağız. Şimdi oyunu ilk başlandığı için şunu söylemem gerekiyor. Hiç burada takılmayacaksınız arkadaşlar. Daha önce e, hatta şunu yapacaksınız arayacak bu size. Şurada zero day market var arkadaşlar. Burada ee, burada arkadaşlar bilgisayarınızı yükleyebileceğiniz uygulamalar var. Skybreak zaten bunların hepsinden bahsedeceğim. Önce başladığınız zaman direkt Skybreak alacaksınız. Ondan sonra Shadow Market'e gireceksiniz. Bunlar da sipariş verdiğiniz ürünler. Yani aşağı inmeniz gereken ürünler. E aşağı inip almanız gereken ürünler. Buradan hemen bir remote VPN alacaksınız fakat şu an değil çünkü oyun size normal modda hemen veriyor. Şimdi biz Zero Day Market'ten ne yaptık Skybreak alıyoruz yükleniyor bu da e, anlatacağım şimdi birazdan hemen buradan aşağı iniyorum Ürünümüz gelmedi önce bu arada burada bir fener var Bunu unutmayın bu fenerde işimize çok işe yarıyor İşimize çok işe yarıyor bu arada İşimize çok iyi yarıyor e, Haberiniz olsun Kapıyı kendime kilitledim Evet Evet Videoya başlamadan önce gerçekten ee, muhteşem hareketler yapıyorum yani öyle bir hareketler yapıyorum ki Sanki oyunu 7 kere bitirmemiş 1000 sosyete 2 kez bitirmemiş Bir insanın yorumları gibi yani inanılmaz Evet neyse aşağı iniyorum Buradan aşağı iniyorum hemen hızlıca Biliyorum çok konuşuyorum Belki de ama anlatmak istediğim çok şey var Çok detaylı bugün arkadaşlar çok zor Oynanması da çok zor bir oyun Öğrenmesi de çok zor bir oyun ee, O yüzden sizlere elimden geldiğince ee, Bu bilgilerimi Ve ee, ufak ipuçlarını Bahsedeceğim. Şimdi buradan aşağı iniyorum hemen hızlı bir şekilde. Evet bizim e, sipariş verdiğimiz zamanki ki e, hatta ineceğimiz alan burası. Buradan e, eşyalarımızı alacağız. Şimdi buradan hemen çıkıyorum. İlk başta bir tehlike yok. E, o tehlikelerden de bahsedeceğim yani merak etmeyin. Hepsini bu videoda göstereceğim. Evet şimdi bir siparişimiz gelecek drone e, vasıtasıyla geliyor. Tamamdır. Gel abim. Bu arada ben bu oyunu ilk kez oynarken bu drone'dan korkmuştum arkadaşlar. Evet öyle bir psycho muhabbetler döndü yani. Gittim şuraya falan girdim yani. Şu kapıya falan girdim. Ee, yani ilk tecrübemi hatırlayanlar bilirler. Ee, ne zaman oynamıştım ben bu o oyunu? X. Ne zaman oynamıştım? Şöyle bir düşünüyorum. Eylül ayıydı galiba. 2018 Eylül olması lazım arkadaşlar. Zaten oyun Nisan'da çıktı. Ben de 3-4 ay sonra oyun oynadım çıkışından. Çünkü benim e, haberim olmamıştı. E, Allah'tan sonradan haberim oldu ki ben de bu güzel oyunu deneyim edebildim. Gerçekten benim e, oynadığım en özgün bir yani indie korku oyunu. Ben normalde biliyorsunuz aslında korku oyunu demek yanlış olur bu oyun. Yani gerilim e, div webimsi bir oyun yani gerilim div webimsi nasıl bir tabirse artık. Gerilim e, üzerine olan bir oyun ama zor bir olan bir oyun. O yüzden birazdan göreceksin zaten. Şimdi aldık. Paketimizi aldık direkt buraya VPN ışınlanıyor arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Ben bunu niçin aldım? Bu arkadaşlar e, bitcoin kasmamızı yarayan yani bitcoin parasını elde etmemize yarayan bir e, ne derler alet diyelim. Bunu apartmandaki duvarlara bu şekilde yaslayarak yeşil rengine çıkarmaya çalışacaksınız. Eğer yeşili görürseniz sevgili arkadaşlar hani bu abi yeşil muhabbeti var ya yeşili görürseniz daha fazla para kasıyorsunuz. Hani bakın sağ altta bir tane çizgi var. Bu çizgi yeşil olunca iki çizgi oluyor. Sarı olunca tek çizgi oluyor. Kırmızı olunca hiçbir şey olmuyor. Yani vasıfsız. Bakın hemen yeşil çıktı. Evet rehber videosunun geldiği güzel bir şey bu yani. E, şans diyebiliriz. Normalde çünkü bütün apartmanı e, sürte sürte gidiyorsun böyle yani. Ben buraya koydum. Bakın iki e, çift var. Özellikle renk körü olanlar arkadaşlar varsa ki e, birçok insanda var yani bu. E, sağ alta bakmasını ee, tavsiye ederim sağ taraf önemli şimdi kapıyı kilitliyoruz Bu arada unutmayın bunu her dışarı çıktığımızda içeri girdiğimizde kapının kilitli olduğunu ee, bu şekilde anlayabilirsiniz yukarıda bakın hemen şey var kilit açık e, şey, e, şekli var bu kapının açılması anlamına gelir yani bu şekilde açıyorsunuz bu şekilde kapatıyorsunuz okey burada anlaştık şimdi oyunda çok detay var bakalım nasıl anlatacağım bir saat içinde herhalde bir saat olur bilmiyorum Şimdi arkadaşlar geldik, masaya geldik, VPN'imizi koyduk. Buradan ne kadar fazla para kastığını görebilirsiniz. Hiçbir şey kasmıyoruz bu arada. 0.5 falan. Yani ben normalde 4-5 kasıyordum. 0. kasıyor. Ee, bunun için aslında şey yapabiliriz. Hatta gelmişken onu yapalım abi. Çok az para veriyor şu an bana nedense. Ben gidiyorum abi. Hani şu an çok rahat konuşuyorum, çok rahat oynuyorum çünkü oyunun böyle bir yarım saat, bir saat size bir şey ee, böyle bir tetikte olmuyor. Herhangi bir şekilde e, tetiklemiyor seni oyun. E, dolayısıyla rahat rahat ben size anlatabiliyorum ilk baştaki olayları. Ben şimdi orada yeşil buldum diye işte kasamadık. Diğer e, katlara bakacağım. Sevgili arkadaşlar. Hani sarı koysam belki daha çok çekermiş. Gerçekten de komedinin gerçek adresi. Şuradan bir sürtelim bakalım. Evet bu katta yok. Bu katta çıkmadı abi. Bakın mesela aynı duvar. Yani siz buraya da sürtmenize gerek yok. Ben bir titredim bu arada. Tekrardan şöyle gidelim. Yani bu rehber videosunu nasıl çekeceğim yani ben öyle ilk başta düşünmüştüm. Ee, çünkü hani oyunda randomize olaylar oluyor arkadaşlar yani her açtığınız save farklı bir save oluyor sizin için. Hani sürekli bir hani şey yok döngüsü yok ee, normal moddan bahsediyorum. Ee, yaşadığınız şeyler hep anlık oluyor ve farklı şekilde karşınıza çıkıyor. Oyunun da en sevdiğim tarafı bu zaten. Evet burada da çıkmadı çok güzel abi. Evet video başlayalı 10 dakika oldu ve biz hala asıl olaylara başlayamadık. Gerçekten çok mantıklı. Ama bunu yapmamız lazım ki anlaşılabilir olsun diye arkadaşlar. Bir şans. Evet yeşil aramaya bakıyoruz şu an. Burada da çıkmadı. Artık çıkmalı. Şu an sarı yandı. Yeşil değil arkadaşlar. Sarı yandı. Hadi bu katta çıkar mı? Bu katta çıkar mı? Aa. hadi oğlum para kasacağız ya. Abi bu katla da çıkmadı ya. Ben yine sağlam alayım diye diğer duvara da yaslıyorum şu an. Ee, abi galiba olmayacak ya. Ya sarıyı da bırakabilirim aslında en kötü. Aslında sarıyı da bırakabilirim ama yani gelmişken taramak istiyorum ya. Öyle de bir isteğim var. Evet abi birinci kata kadar indik. Gerçekten çok başarılıydı. Abi ben sarıyı bırakıyorum. Olmadı. Demek ki save bu kadar mantıklı gelmedi. Üst katlar daha da var bu arada. 8. katın üstü de var. Ama ben orayı denemek istemiyorum çünkü yani boş zaman kaybı yapmayalım. Hemen biz isterseniz yukarıya çıkalım. Yani anladınız buradaki muhabbeti. Yeşile denk getireceksiniz fakat her yeşilde size çok para kazandırmıyor. Ya çok düşük veriyor ya da çok yüksek veriyor. Şimdi bakalım sarıyla ile yeşilin arasındaki büyük farkı da şöyle bir göreceğiz. Sevgili arkadaşlar. Açalım. En azından sıfır değildir belki. 2-3 olmuştur diye düşünüyorum. Evet hızlı hızlı devam edelim. Çok vakit kaybetmeyelim. Ee, kapımızı kilitledik. Bakalım ne kadar veriyormuş hocam. 4 veriyor. Evet sarı 4 veriyor arkadaşlar. Gerçekten mantıklı. Gerçekten başarılı yani. Ee, yeşil. Fake çıktı. İnanılmaz. Yani bu rehberde de bunu görmüş olduk. Demek ki her yeşile güvenmeyeceğim. Evet. Burada vektör alıyorum. Şimdi ben bu vektörü niye alıyorum? Arkadaşlar şimdi olay şu. Siz oyunda bazı zamanlarda hackleneceksiniz. Ya yani onu birazdan göstereceğim. Burada 17 dakika geçti. Birazdan e, şunu değiştirmem lazım dangalı. Vector ne işe yarıyor? Siz hacklendiğiniz zaman eğer en az bir tane burada Vector varsa hack'i counter hack yaparsanız yani geri dönüş geri dönüşümlü hack'i çözerseniz para kazanırsınız. Sıfır olursa sıfırı hack yaparak bulmacayı tamamlarsınız. Para kazanamazsınız. O yüzden en az bir tane bekle olması lazım bektorsuz bu oyun oynanmıyor arkadaşlar para kasılmıyor. en azından öyle söyleyeyim Onun dışında etraftaki şeylere bakalım istersen var tünel Bu da arkadaşlar oyun sonunda bütün hash yani bu kodları topladığınız alana koymanız gereken yer 8 tane toplayacaksınız sizlere göstereceğim nasıl alınır nasıl bulunur onu da göstereceğim 8 tane kodu bulacaksınız ve en az oyunun sonunda 250 bitcoin gerekiyor. Evet 250 bitcoin gerekiyor ve 8 tane hash'li oyunu bitirmeniz lazım. Şimdi bunları da anlattık. Ee, birazdan bunları da geçiş yapacağız merak etmeyin. Şimdi bu arada süre geçti arkadaşlar. Şu olaydan da bahsedeceğim. Hazır hack ve e, olaylarından girmişken. Şimdi oyunda böyle modemler var. Sizler bu modemleri ayrı masalara koyabilirsiniz. Mesela bu taraf var. Yatağın o tarafı var. E, balkon var ki ben hiç buraya koymuyorum genelde. Balkon tarafı var. Onun dışında e, bu var. Bunları neden ayrı yerler yer yani ayrı e, özel yerler yerleştirilmiş? Bunun sebebi oyunda FBI var arkadaşlar. Eğer siz çok fazla aynı modemde, aynı Wi-Fi'de kalırsınız, FBI Open the goddamn door yapar yani FBI Open up yapar. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey ara ara modeminizi değiştirmek. Ama internete girerseniz, internete girmezseniz çok fazla bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum ki olmaz. Ben şimdi dangle'ı değiştirdim. Burayı değiştirdim abi. Onun dışında değiştirdim. Bu arada ha şunu da söyleyelim. Her ayrı masanın e, kendine özgü zamanları var. Mesela bu masa bu masanın modemi daha fazla FPI'ye dayanıyor. Öyle söyleyeyim. Mesela 20 dakika burası. 10 dakikada burası. Bunların internet süreleri var. Benim bildiğim kadarıyla burası 18-20 dakikaya kadar gidiyor. Burası da 10 dakikaya kadar gidiyor. Burası da işte 8-9 dakika. Burası da 5 dakika falan filan. Ee, dolayısıyla e, yani şu, şu taraflarda biraz hızlı değişiminiz gerekecek arkadaşlar. Anladınız inşallah. Anlatabilmişimdir <laughs> diye umuyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bilgisayarda işimizi başlatalım en iyisi. Asıl olayımıza giriş yapalım. Şimdi burası gördüğünüz gibi Wi-Fi kısmı. Biz buradan ücretsiz olan yani kırılmamış Wi-Fi'lere gireceğiz. Çünkü internete girmemiz gerekiyor. Bunları da nasıl kıracağız? Onları da göstereceğim. Bu arada bu ses açıp açıp kapatma. Sitelere giriş yaparken bazı sesler olacak. Onları kapatmanız yarıyor. Bu da VPN alırsınız. Yani ben hacklenmek istemiyorum. Ben para kazanmak istemiyorum. Ben hash bulmaya çalışıyorum. Yani rush to hash demek istiyorum ama derseniz eee VPN açacaksınız arkadaşlar. VPN 1, 2 yani buradan de yani işte bilgisayar yükleyebileceğiniz uygulamalar var. Bakın VPN 1 level 15. Bunları aldığınız sürece e, zor hackleniyorsunuz. Tabii bunların bitcoinleri var. Paraları yüksek. Her neyse efendim. Bunu da anlattık. Şimdi biz en iyisi internete girelim. İnternete de nasıl giriyorsunuz? Burada N e, var arkadaşlar. E-N-N -N var. Buna giriyorsunuz. Bu sizin bir tarayıcınız. Buradan Home tuşuna basıyorsunuz. Buradan home tuşuna basıyorsunuz. Efendim. Ee, ve karşınıza siteler geliyor. Sevgili arkadaşlar. İşte olay bu. Burada başlıyor. Şimdi bu siteler. Evet var. Çok güzel. Harika. Ama şöyle. Her oynadığınız bir yani açtığınız bir new game'de yeni bir oyunda ee, sayfaların yerleri değişiyor. Mesela 3 tane katman var. Burası birinci katman. Birinci wiki diyebiliriz. Birinci wiki'de mesela göz çıktı ya. İşte ee, ne çıktı? Cleaning Services çıktı. Siz oyunu kapatıp açarsanız tekrar yeni bir new game yaparsanız buradaki sitelerin birçoğu kaybolacak. Yani randomize olacak. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla uzattım bilmiyorum ama <laughs> randomize oluyor. Yani her oyun farklı siteler sizleri bekliyor. Şimdi olayımız şu. Siteleri gireceğiz ama bazı sitelere hiçbir şekilde girilmiyor arkadaşlar. Onları söyleyeyim. Mesela Black Market girmiyor. Burnt at the stake girmiyor. Chip surgery girmiyor. Corpse for Sale girmiyor. Bunlar hiçbir şekilde girmiyor. Bazı sitelerde her zaman giriyor. Bazı sitelerde zamanlı giriyor arkadaşlar. Zamanlı giren sitelerin linkini aşağıda bırakacağım. Oradan bakıp bakıp oynayabilirsiniz. Ben şimdi hackleneceğim. Evet. Şu an bir hacklendik. Güzel oldu. Bu şekilde hackleniyorsunuz. Şimdi burada para kasmanız için arkadaşlar. E, ee, hacklenmeniz gerekiyor. Yani counter hack atmanız gerekiyor. Bunlara boşluğa basacaksınız. Ee, noktalara basarsanız hepsini kendinizi ekletmezsiniz. Ha, bu kolay. Şimdi ne diyor? U diyor. Uç, U, C, Y. Arkadaşlar U, C, Y. Bu harf bulmacası. F, T, F, T, U. F, T, U. Ne kadar para verecek? 29. Evet şu an 29 Bitcoin'im oldu bakın backdoor'um azaldı yani backdoor'umun bir tanesini kullandım para kasmam için görmüşsünüzdür anlamışsınızdır. Ee, şimdi biraz param oldu ee, aslında az bir param var şu an 32 Bitcoin ee, şu an için bir şey yapmamıza gerek yok bakın motion sensor var bunları da anlatacağım sizlere. Police scanner var bunları çok girişmeyeceğim bu arada blue whisper bunlar çok önemli değil yani ben size oyun için kritik olan e, ögelerden bahsedeceğim. Şimdi hacklendik paramızı kazdık. Şimdi sitelere girmeye devam edeceğiz. Burada bir göz var. Burada site tıklanmıyor. Bazen bug'a giriyor böyle. Yenilenmeni, yenilemeyi ee, unutmayın. Siteyi. Şöyle bir sola falan bakabiliyorsunuz. Etrafınıza bakabiliyorsunuz buradayken bu arada. Sağ tıke basıyorsunuz bu arada. Sol tıke basıp bilgisayara girebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi gözle başlıyorum. Şöyle bir şey var. Her ee, bir wiki'nin yani katmanın ee, kolay siteleri var arkadaşlar. Mesela göz. Sadece göz var. Hash bulmak istiyoruz, değil mi? Basıyoruz abi. Sağa sola, sağa sola, bir de göze. Yok, burada hash yok. Şimdi kodları bulmaya çalışacağız biz. Amacımız 8 tane hash bulmak. Burada yok. Nelerde olabilir hash? Direkt önünde çıkabilir. Bir resmin içinde olabilir veya bir kelimenin içinde olabilir. Veya şurada bakın bir e, büyüteç var. Buraya basıyorsunuz. Bu da e, kaynak kodu arkadaşlar. Kaynak kodu buradan da siz e bulabilme ihtimaliniz var. E, şu an bakın ikinci katman çıktı arkadaşlar. Evet şansımıza ikinci wiki çıktı. Bu wiki'yi bu şekilde Ctrl C yapıyorsunuz, kopyalıyorsunuz ve buraya e, Ctrl V yapıp yapıştırıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar e, üç tane wiki, üç tane katman. Ben ikinci wiki'yi buldum. İkinci wiki'yi bulmak için sitelerin her zaman ilk sayfalarına bakacaksınız. Zaten gözün bir tane sayfası olduğu için oradan kolayca çıktı benim şansıma. Ee, burada şimdi ikinci wiki var. Bunu siz e, notlara yerleştirebilirsiniz. Ha, bu arada unutmayalım. E, not kısmı var masaj üstünde. Buradan hash'lerinizi, wikilerinizi koyabilirsiniz. Fakat bununla hiç uğraşmayın bence. Yapacağınız şey şu. Girdik ya wiki'ye. Wiki Linki burada ya. Şurada bir favori işareti var bakın. Favoriye basıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada da 3 tane şey var. çubuk var. Buraya basarsınız bakın. Wiki 2 burada kısa yol oluştu. Buradan girip Wiki 2'den devam edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bayağı bir detaylı çok şey var. Onlardan bahsedeceğim. Ben birinci wiki'ye geri dönüyorum. Ana sayfaya bu şekilde dönüp yani ilk wiki'ye dönebilirsiniz home tuşuna. Şimdi biz hash bir bulalım arkadaşlar. Hash bulacağız. 8 tane kod bulacağız. Kolay bir site söyleyeyim. is evil. Bu da kolay bir site. Ben bir e, dangalımı değiştireceğim. FBI gelmesin diye arkadaşlar. Biraz süre geçti çünkü. Bunu alıyoruz. Ee, buraya takıyoruz. Fakat buradaki ücretsiz e, Wi-Fi'nin arkadaşlar süresi biraz daha kısa ve daha yavaş giriyor. Bakın iki tık. Diğerleri 3 tık 4 tık falan. mı? Giriyorsun abi. Bu biraz daha yavaş girecek ama yapacak bir şey yok. Göstermek ve e, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamamak için bu önemli. Ben bir tane daha backdoor alacağım. Bu arada paramız artıyor gördüğünüz gibi. Ee, sevgili dostlar. Artma, artmasının sebebi ee, dışarıdan aldığımız ee, şey. Remote VPN. Kargodaki. Bu arada bakın sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Ya bu sesleri duymak istemezsiniz yani. Logoya basıyoruz. Fotoğraflara basıyoruz. Bir tık yeterli arkadaşlar fotoğraf. Yani ince ince bakmanıza gerek yok. Tak 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 tak. Tak tak tak. Tak 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 tak. Tak tak tak. Buralarda yok. Fotoğraflarda hash yok. Kodu yok. Hop. Şu kelimelere basıyoruz. Buradan kelimelere basıyorsunuz. Buradan çıkmadı. Şimdi yapabileceğiniz tek şey var. Kaynak koduna girmek. Bakalım burada hash var mı? Hashler nasıl gözüküyor? Onlardan da bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar. Wikiler zaten bu şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Nokta en en böyle bu şekilde gösterecek. Tamam mı? HTTP diye gösterecek. Normal site adresi gibi. Ee, Wikiler o şekilde. Geri dönüyorum. Burada hiçbir şey çıkmadı. Şansımıza. Şansımız hiç çıkmadı. Ee, şimdi devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Birazdan size şimdi ee, şifre kırmayı göstereceğim. Onun için biraz zaman var. Şimdi bir hash bulalım. Ondan sonra başlayacağız zaten olayımıza. Şöyle bir sola bakalım kimse yok. Evet biraz yavaş giriyor bu. Evet. Arkadaşlar şimdi burada hemen kaynak kodu. Önce kaynak koduna bakın. Uzun kelimeler varsa her zaman ilk kaynak koduna bakın ki bulun. Bunlar mail adresi. Bakın bunlar valid, daha, mail adresi öz özür dilerim. Valid kodlar yani. Normal kodlar. Bunlar hash değil arkadaşlar. Hashleri göstereceğim. Bazı sitelerde böyle şeyler var. Hiç kafanız karışmasın. Mesela bu da n var ama böyle bir şey yok yani. Aldın mı? Link değil yani. Site linki gibi olacak. E, katmanlar. Bu da değil. Burada yok. Fotoğraflar. Önce fotoğraflar. Fotoğraflar da yok. Şimdi her sitenin e, hash bulma Kelimeleri çok başka yerlerde arkadaşlar. Yani şöyle kelimelerin bulunduğu hani script olarak kelimelerin bulunduğu hash çıkma olasılığı olan kelimeler farklı. Bu sitede ne biliyor musunuz? Ben ezberlediğim için biliyorum. Erika ve Landry. Bakın burada yok. Hani bilmeyen arkadaşlar sürekli böyle böyle yapacaktır. Böyle böyle bakacaktır. Onun için de bir site hazırlıyoruz. Onu da baş, e, paylaşacağım elimden geldiğince inşallah. Bakalım ne zaman zaman gösterecek. Buradan çıkalım. İsterseniz bir e crack işini gösterelim arkadaşlar size. Şimdi bakın burada bir Skybreak var. Şimdi bizim amacımız hızlı bir şekilde internete girmek için eee Skybreak'ten e, adres crack'leyeceğiz. Evet, bu arada hacklendik. Bu da çok fazla şey oldu Hı, şöyleyim. Şimdi bunları hemen şöyle geçiyorum. Evet şimdi burada bir bulmaca var. Bu bulmacayı da ben size söyleyeceğim. Bakın içi boş ya dolu içi boş, dolu. i̇çi boş dolu. içi 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 boş. Olay şu. İçi boş dolu yapıp böyle bir çizgi oluşur arkadaşlar. Şöyle yanan var ya. Yanan yuvarlaklar. Yanan yuvarlaklara doğru gitmeniz gerekiyor yanan yuvarlaklara doğru gitmez gerekiyor. Bu arada çok iyi para verdi. 82 verdi. Şu an oyunun başına 116 bitcoin'imiz oldu. Şimdi ben bir hemen hemen abi e, ee, dangle'ımı değiştiriyorum. FBI geliyor mu? Bu arada ara ara böyle bir kontrol edebilirsiniz. FBI geliyor mu gelmiyor mu diye. Sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya girdik. Buradan arkadaşlar yapacağınız şey şu. Web yazıyorsunuz. Şuradaki bakın web yazıyor. Web yazıyorsunuz. Ondan sonra web'i taramak için scan. Enter'lıyoruz. Scanning diyor. Şimdi var olan ee, Wi-Fi'ler arkadaşlar. Bakın var olan Wi-Fi'ler çıktı gördüğünüz gibi. Burada bir tanesini crackleyebilirsiniz. Fakat ben cracklemek istemiyorum ama şimdi size göstermek yapacağım. Mesela ne var bu listede? D5 var. D5'i ben crackleyeceğim abi. Nasıl crackleyeceğim? Önce prop yazıyorsunuz. Sonra buradaki rakamları, kelimeleri yazıyorsunuz. Kelimelerdeki harfler pardon. H5 2 nokta ET büyük harflerle KL WX 6P Bunun sonuna da bir boşluk 999 Arama olarak 999 diyorum ki Kreyi e, bulsun Enterliyoruz ve Probing port diyor yani Portu araştırıyor Arkadaşlar. Bu arada kalabilir böyle Simge durumunu küçültelim Ben normal Wi-Fi'mi de gireyim Tamam enterlayalım Evet şöyle solu bakabilirsiniz. Ee, burada maskeli adamlar. Bu arada ondan da bahsedeceğim. Düşmanlar falan var oyunda yani. 3 tane düşman var. Evet elektrikler kesilebiliyor bu arada. Apartmanda böyle bir şey var. Feneri bakın. Feneri almayı kesinlikle unutmayın ilk başta. Her zaman oyuna başlarken feneri alacaksınız arkadaşlar. Yoksa ayva yersiniz. Ayağa kalkıyorsunuz. Karanlık oldu. İlk, ilk başta genelde bir şey olmaz. Hemen kapınızı açabilirsiniz. İlk elektrikte karşınıza bir şey çıkmıyor. Çıkacak olanlardan da bahsedeceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz bakın burada buradan abi e, şey var main maintenance var buradan basıyorsunuz e, direkt Elektrikleri Çalıştırabiliyorsunuz Bakın elektrikler açıldı Bizim apartmanın bizim e, koridorun elektrikleri açıldı Öyle random gidiyor Arızalanıyor herhalde bilmiyorum ama Gidiyor Şimdi kapımızı kapatıyoruz Sağ klik Bu şekilde kapatıyoruz şimdi arkadaşlar oyunda 3 tane düşman var Bir tanesi böyle ssg yapayım da başımıza bir şey gelmesin bir tanesi Hitman. Kiralık katili. Bu katil e, işte biz kızı kurtarmayalım diye e, tetikçi o şey yapıyorlar. Düşmanlar tam ba e, baş eleman. E, tetikçi tutuyor. Bu tetikçi arkadaşlar genelde böyle hash'leri böyle kaç tane işte 3-4 tane hash toplarsınız ve saat 12'den sonra olursa 12'den sonraya geçerse e, kapınızı gelme ihtimali var. Onu bir şekilde ee, savuşturabilirsiniz doç alabilirsiniz onları da göstereceğim bir tane daha düşman var maskeliler noarlar zaten oyunun ana menüsünde gördüğünüz gibi bir tanesi erkek bir tanesi kadın çiftler yani bunlar da genelde böyle arkadaşlar spamlanır. bazı noktalarda genelde karanlıkta dolaşmayı severler bunlar ee, öyle bir psycho bir tipler. tipler ee, bunları gördüğünüz zaman yapacağınız şey şu olacak önünüze çıktıysa arkanıza döneceksiniz ve 10 saniye ila 15 saniye arası bekleyeceksiniz Sonra dönün, döndüğünüz zaman e, hemen böyle önünüze baktığınız zaman kayboluyorlar. Arkanızda döneceksiniz. Bunları da böyle şey yapacaksınız. Onları da göstereceğim zaten oyun boyunca. Karşımıza çıkacak. Elbet çıkacak yani. Falan filan abi. Bunları da anlattık. Bir tane daha düşman var. Breeder. Ona bir sinerji diyoruz. O da işte şey. Burada Shadow Market'ten bir şey ısmarlarsınız arkadaşlar. Aşağı ineceksiniz ya. O sokakta çıkıyor karşımıza. O da çok korkunç bir karakter. Gerçekten. Ondan tırsmayan da zaten ne bileyim. Ben bile tırsıyorum. Kaç kere oyunu bitirdim ama tırsıyorum. E, düşmanları da tanıttık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu arada gerçekten bu oyunu anlatmak çok zor. Çok fazla detay var. E, elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kısa site olarak The Black Waves var. Kısa site ne kadar kısa site ama yani göreceksiniz birazdan. Oyunu bitirme oynamayacağım. Sadece belli başları şey, belli başlı şeyleri göstereceğim. Heşi göstereceğim. Dollmaker'ı göstereceğim. Hacklenmeyi kreklemeyi göstereceğim vesaire vesaire. Şimdi buradan source koda bakıyorum. Burada bir hash var mı yok? Şimdi burada belli başlı dediğim script'li kelimeler var. Bunların içinde dediğim gibi hash çıkıyor. Ben bu kelimeleri biliyorum. light, call, broken, split, swallow tıklıyorum bunlara burada tıklamanız gerekiyor ve test. Yok. Yok arkadaşlar. Sizler bu zatı oynadıkça bunları tıkladıkça ezberliyorsunuz. Merak etmeyin. <laughs> yani çok zor değil. Evet. Şimdi başka ne sitemiz var abi? Güzel bir site var mı? Ee, biraz uzun site kaldı arkadaşlar. Ben çok vakit harcamadan hash bulayım size. Bulmak istiyorum. Şimdi ben ikinci wiki'ye gitmek istiyorum. Ee, şimdi olay şu. 8 tane hash bulacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, bunların sırası var. Mesela ilk katmanda 2 iki tane ikinci katmanda, ikinci wiki'de 3 üç tane, üçüncü wiki'de de 3 tane. Yani 2, 3, 3 diye gidiyor 8 toplam. Ee, dolayısıyla siz ilk katmanda iki tane bulacaksınız. 2 ve 3 katmanlarda üç tane bulmanız gerekiyor. Bu sırayı da unutmayın. Bir yere yazın yani. Evet. Myrit. Bu siteyi bildiğim için benim için kolay olacak. Myrit'e gireceğiz. Crack göstereceğim arkadaşlar burada. Merak etmeyin. Yer değiştirdim sadece. Burada güzel bir site var. Hemen source kaynak koduna bakıyorum. Ee, şansımıza bir eş çıkar mı bilmiyorum. Şimdi buradaki kelimeleri biliyorum. Myrit. Happen, Logo, Racism, Peace, punish, e, Pain ve Punish. Burada bunu karıştıralım. Burada da yok abi. Solumuza dönelim şöyle bir kimse var mı diye bakalım. Burada çıkmadı şans işte. Bazen ilk dakikada önünüze çıkabilir eş. Bazen yarım saat sonra çıkabilir. Yani o oyunun size şansı vereceği şans anladın mı? Ee, ne girebiliriz? Cry bir Arada da ben size crack'lemi göstereyim. Şimdi bir dangle aldım. Tekrar şuraya dönüyorum. Çünkü burada biliyorsunuz bir e, kırma işlemimiz vardı. Sevgili arkadaşlar, bu değildi pardon. Yok. Yatan oradaydı. Özür dilerim. Yatan oraya tekrar gidiyorum ben. FPY yakalanmamak için hemen bir cracklemem lazım çünkü. Size de göstermem lazım. Burası mı diye acaba? D5. Aa burası değil lan. Bir dakika ya lan D5 zaten oradaydı ya typhoon evet benim de kafam karışabiliyor arkadaşlar yani normaldir yani D5 burada özür dilerim özür dilerim Skybreak geldik buraya şimdi bakın kodu buldu arkadaşlar portu buldu portu bulduk şimdi yapmanız gereken şey şu propladık ya burada bunları yazdık prop e, buradaki sayıları yazdık Kelime, e, harfleri yazdık 1999 çıktı şimdi bunu klavyenizde arkadaşlar e, yukarı tuşuna basıyorsunuz en son yazdığınız şey çıkıyor. Buradan buraya tıklayın, bunu kaybedin, Crack yazın probun yerine. Sonra ee, burada Channel 8 yazıyor bakın. 8 yazıyorsunuz, Open Port'u da 679 yazıyorsunuz. Burayı da 679 ve enterlıyorsunuz Buradan bakın ee, Crack'liyor. Sevgili arkadaşlar. Buradan Crack'liyor. Yani Crackleme işlemi de bu şekilde ilerliyor. Bu web ama bu VPA 1 arkadaşlar. Bunun ikinci seviyesi var. O da çok daha hızlı internetleri kırma ihtimaliniz olan bir yöntem. Onu da göstereceğim. D5 yani şu wifi neymiş? Martin. Siz notlara bunu yazabilirsiniz. Tek yapmanız gereken nota, nota Martin. Şöyle yazın. D5 Martin. Yazıyorsunuz. Ben de hemen buraya D5'e Martin diye giriyorum. Bakın. Hop. Gördünüz mü? Bu şekilde halledebiliyoruz. Yani çok özgün. Kendine has çok güzel oynanış mekanikleri var. O yüzden ben bu oyunu çok seviyorum. Kırdık bunu. Kırım işlemini de gösterdim size. Ben şimdi bundan çıkacağım. Çıksam mı ya da ya? Çıkayım abi. Başımıza bir şey gelecek. Buna çıkıyorum, buna takıyorum. Dedim ki FBI gelmemesi için sürekli değiştirmeniz lazım. 5-10 dakikada bir değiştirin. Ya yani ben sürelerini bildiğim için en azından sizlere göstermek adına, FBI'den korkun deme adına ee, bunu yapıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum ben. Şu an için bir gereksiz. Bunları kareklemem gerek yok çünkü hızlı. Bu arada bakın burada full çeken var abi sadın. Bunu da crackleyeceğim ama sonra. Şimdi e, ee, siteye girdik. Crybitch diyorum. Fotoğrafa basıyorum. Yok. Hemen şu kelimelere basıyorum. Eşi bulmak adına. Yok abi. Source kodu giriyorum. Source kod önemli arkadaşlar. Giriyorum. Bakın burada da yok. Sign in diyorum. Heşi bulduktan sonra size bir site söyleyeceğim. Oradan da hangi hash, hangi e, sitede alınmış onu e, kaydedebiliyorsunuz. Öyle güzel bir site var. Kelimeye e, a, amblemi basıyorum. Kelimelere basıyorum. ekleniyorum Yalnız baya baya iyi para kasıyoruz ha. Baya baya iyi para kasıyoruz. Şu an 30 dakika olmuş bile abi. Yani gösterecek arkadaşlar çok şey var gerçekten. Bir saati yapmak istiyorum. Yine harfli çıktı. G G8 G8J G8JL G8JLZ Evet. Bunları yazabilirsiniz abi bir yere. SK SK2 SK2N SK2N SK2NT Bugün böyle çıktı bu arada. C C0P Job 1 Q Job 1 Q Job 1 Q Evet güzel para vereceğini düşünüyorum 69 Random paralar veriyor Bu arada hack işlemlerindeki bulmacılar ee, Random oluyor ama şansımıza iki tane aynı bulmacı geldi Burada bulmacıları da göstereceğim Onları da gösteriyoruz Bektör <laughs> olurum bir tane bektörüm kaldı bu arada Bir tane daha bektör ol para, kasamay para kasamayız yoksa Çıkıyorum ha buradan da Buradan da çıkıyorum. İkinci wiki'ye geri dönüyorum buradan. İkinci wiki'de kaldık. Bir tane bile hiç bulamadık. Çok üzücü şu an. Şimdi buradan girebileceğimiz site arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Mix Supply girebiliriz. Sütlü güzel sitedir bu arada. Bu siteye de girelim. Şimdi alacağımız şeyler var. Onları alacağız. Onları da göstereceğim sizlere. Source Code'm. aşağı bakıyoruz. Var mı diye. Yok ben hızlı tarayabiliyorum. Süt'e basıyorum. Buraya basıyorum. Seksiz mamise basıyorum. Buradaki fotoğraflara basıyorum. Smell var. Buraya basıyorum. E, yellow var. Dolar var. Monica'nın fotoğrafı yok. Bunlar script'li kelimeler arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlatayım. Şimdi buraya girdik. Evet. Buradan da bir source code yapacağım. Var mı? Yok. Drinking up. Yok. Fotoğraf yok. Yok. Hiç çıkmadı abi şansımıza. Gerçekten yani bir rehberin herhalde başına gelebileceği en kötü bir rehber videosunun başına gelebileceği en kötü şeylerden bir tanesi yaşıyoruz gerçekten arkadaşlar. <laughs> yapacağız yapacağız. Bu arada sizlere şuradaki şeylerden de bahsedeceğim. Ee, Bulmacıları buradan da göstereceğim kısa yol olarak. Tamam. Neye girelim abi? Bomb maker'ı girelim. Burada bence çıkar. Burada bence artık çıkmalı yani zaman geçiyor. Tamam buraya geldik sesi kapattık şimdi buradan hemen source kodtan bakıyorum ay bakamadım buradan bakıyorum abi var mı? Evet burada yok herhangi bir şey yok fotoğraflara basıyorum burada da yok şimdi arkadaşlar wordless umarım, unutmam burayı support bu bomb transporting Deserve, you don't, why, loved. Burada da çıkmadı arkadaşlar. Evet, burada da çıkmadı. Şimdi hazır çıkmıyorken abi, buradaki bir olayı göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar, burada peki üçüncü katman yani üçüncü wiki'ye nasıl geçeceğiz? Ondan bahsedeceğim. Rule of three. Bu sitede ne hash var, ne de e, başka bir şey var. Bu sitede arkadaşlar üçüncü katman yani üçüncü wiki'ye wiki geçmeniz için Yapmanız gereken bulmaca. Tekrardan dediğim gibi bakın. Buradaki bulmaca şu. Olmadı. Geri atıyor. Şuradaki yuvarlaklar var ya. Buradaki yuvarlakları doğru şekilde sıralamanız gerekiyor. Bakın bunlar, bunlar, bunlar. O kadar. Mesela bunlara sayı verebilirsin hani. Buradan başlıyor ya. 1 2 3 1 2 3. Şimdi ne oldu? 1 3 2 gibi oldu. Oldu. 1 3 2 1 2 3 bunu buraya yazabilirsiniz. 1 3 2 1 2 3 diye buraya yazabilirsiniz. Şöyle bir sola bakalım. Bakalım tutabilecek mi? 2 yapalım. Olmadı. En baştan. 1 3 2 1 2 3 1 olmadı. 3 olacak. Evet, burada hacklenmek kötü oldu. Şimdi ben burada Direk abi e, heki iptal edeceğim çünkü zaman kaybetmek istemiyorum orada. O bulmacayı yapmak istiyorum onu da gösteriyorum. Onu da gösteriyorum şimdi. 3 nokta var ya ona denk getiriyorum bak. Ve bu şekilde backtorum da gitmiyor. Insta hack oluyor. Bu şekilde backtorum da gitmiyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi 2 3. 3 1 2 olmuyor. 3 az siktir. Olmadı bu. Olmadı bu. 1 3 2 1 2 3 Bir dakika. 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 Evet. Ben yanlış yaptım. 3 2 1 2 Çok iyi tutturdum yalnız. 2 1 3 Tamam bir şey gelmesin bu arada. Saat 11. Daha bir şey bulmadığımız için çok bir şey geleceğini zannetmiyorum. 2, 1, 3. As. Olmadı. 1, 3, 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 1, 3. 3 değil 2. Ben de 2 diye düşündüm de sonradan vazgeçtim. Eee... 1, 2, 3, 3 2 1 2 1 3 2 3 ya işte burayı tutturamazsan olmuyor 2 3 2 1 3 tekrar çabuk abi burayı hızlı yapmam lazım 2 1 3 1 olmadı çok kötü oldu bu çok kötü oldu bu arkadaşlar umarım FBI gelmez şu an biraz FBI sıkıntısı olabilir şu an abi rehber videosunda ne olur olmasın bu 3 de olmadı ya. Tekrar 2 1 3 galiba. Büyük şanssızlık, büyük şanssızlık. Büyük şanssızlık. Ne yapıyordum? 1 2 3 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 tekrar. Tekrar 2 1 3 deme ya. İlk defa yan yana aynı geldi abi. O yüzden normalde gelmezdi. Ee, ne yapıyorduk? 2 1 3 2-1-3-2-1-3 Bu şekilde 3. katmanın sitesini alabiliyorsunuz. Yapıştırın. Yapın. Açılmadan favorileri ekleyebilirsiniz. Buraya basın. 3. wiki burada. Evet. Hemen wifi değiştiriyorum. FBI gelme. FBI gelmedi. Evet. Yani FBI'nin gelmesini şöyle anlayabilirsiniz. Kapıya doğru gelirken bum diye kapıyı açarsa öldünüz. Bum diye kapıyı açarsa öldünüz abi. Evet. Wifi'mizi değiştirdik. 3. wikiden hemen internete tekrar giriyoruz. Üçüncü ülkeden devam. Şimdi şöyle bir şey var. Ben interneti kapatacağım bu arada. Ee, biraz size bulmacıları göstereyim. Şimdi bulmaca konusunda sevgili arkadaşlar. Ee, şurada bakın şey var. Bir tane tutorial var. Buradan size göstereceğim. Tutorialı oynayabiliyorsunuz. Buradan alıştırma yapabilirsiniz bu arada. Hackleri. Buradaki amaç bu. Şu. Şu var ya. Bunu buraya getiriyorsunuz ortaya. Bu sayfaları. Bunu alıp ama böyle. Bunu yardımcı olarak taşıyacaksınız. Bu arkadaşlar şuradaki sağ sollu işaretli olanı sayfaların yanına getireceksiniz ve onların say onun sayesinde sayfaları ortaya koymanız gerekiyor. Bakın. Bakın bunu ortaya aldım. Zaten bu buraya işaretli olduğu için ve yandığı için bunu buraya koyabilirsiniz. Bunu da ortaya aldım. Yani ortadaki ışık yandığı zaman arkadaşlar ortadaki ışık yandığı zaman bak şu an yanmıyor bunu koyamazsınız ama bunu buraya getirirsiniz koyarsınız. Hop bak bu bunu üstüne koyduğu için hop oluyor. Çok mantıklı ve çok güzel bir hareket bu. Diğerine geçelim. Burada da o kutu oyunundan bahsetmişim size arkadaşlar. Bakın. Ee, içi boş, içi dolu. Bizim yapmamız gereken Evet, ışıklar kapandı. Evet, böyle ışıklar kapanabilir. bir. Işığı açmamız için tekrar gidiyoruz. Tekrar gidiyoruz abi. Evet, buradan ışığı açıyoruz. Böyle bir döngü oluyor. Bazen korkutuyor, bazen de düşündürüyor gerçekten de. Şimdi, buraya geldik. Kapımızı kilitledik. Bunu göstereceğim tekrardan. Bakın, buradan başlama yeri burası. Bizim amacımız şu yanan şeyler var ya, yanan kutular. Oraya doğru sürüklemek. Sürüklemeyeceğiz, yani tıklayacağız. Şuraya tıklayınca. Buraya gideceksiniz. Buradan buna gideceksiniz. Buradan buraya Yani sıra sıra. İçi boş dolu. Boş dolu. Boş dolu. Zıt olacak birbiriyle. Birbiriyle zıt olacak. Aynı olursa iptal olur. İptal olurken hacklenirsiniz. Ee, arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle böyle gideceksiniz. Buraya kadar gideceksiniz. Bakın gösteriyorum. Ucundan başlayacaksınız. Buradan. Başlıyorsun. Küçüğe gidiyorsun. Aydınlık olana giriyorsun. Gitti gördün mü? Basıyorsun. Hop. Boş dolu boş dolu boş dolu. Bitti. Tekrar yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Buradan başlama noktası. Bak bunlar yan yana. Böyle. Böyle. Şurası çok ince bir nokta olduğu için basmak zor oluyor. Burası. Bak. Bu kadar. Ee, sevgili arkadaşlar. Diğeri de zaten harf tutma yeri. Yani harfleri kelimeleri vesaire işte neyse aklınızda tutmayı yarıyor. 3 yani tane bulmaca var. Bu bulmacaları rahat bir şekilde yaparsınız diye düşünüyorum ben. Ee, yani yapmanız gereken şuradaki al al e, konuşamadım. E alıştırmaları yapmayın arkadaşlar. Bu alıştırmalar önemli. Oyuna girmeden bunları yapın yani. Hatta bunun için bir oyun açın. Öyle söyleyeyim. Neyse. Heş bulmaya devam ki abi. Heş bulmaya devam ki. 3. wiki'ye dönüyor muyum ben? Aynen. Ben hatta şu an bir VPN alayım artık e, hacklenmek istemiyorum ben. Ee, bunun için arkadaşlar Zero Day Market'e geliyoruz burada bunları sürükleyebilirsiniz istediğiniz gibi ee, Hatta bir backdoor da alayım Bakın burada neler var? VPN var Bir tane VPN alıyorum Bu yükleniyor yüklenecek Evet Hackleneceğim tuttu gerçekten Gerçekten hacklene hackleneceğim tuttu abi Şimdi Hacklenmek istemiyorum yeteri kadar param var Aynen Hocam. Bu arada kendinizi hacklettiniz. Arkadaşlar oyunu kapattığım için başıma bir şey gelmesin diye yaptım bunu. Kendiniz eklettiniz, hack hacked dedi, paralarınız gidiyor. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Hepsi gitmiyor. Ee, belki yarısı gidiyor, belki çoğunluğu gidiyor, belki azı gidiyor. Ee, haberiniz olsun. Hacklendikten sonra mesela hacked dedi, 50 Bitcoin gitti, azaldı. Azaldıktan sonra bilgisayarınıza virüs giriyor hacklendiğiniz için. Virüsü şöyle temizleyeceksiniz. Ben kendimi hackletmedim şu an. Hatta onun için yapabiliriz. Bak şurada bir şey var. Vibe var abi. Bu wipe'ı buy diyorsunuz. 8 bitcoin zaten çok ucuz. Bilgisayar tarıyor. Virüsleri siliyor. Hacklendiği zaman bunu unutmayın. Bu QQ'da anlatacağım. Bu da önemli. Sevgili dostlar. Şimdi biz hash bulmaya devam. Bu arada biz hemen acil şu ee, wifi'yi değiştirelim abi. Wifi'yi bir değiştirelim. Hatta şuraya koyalım ki burada hiç takılmadık uzun zaman oldu buraya takılmayalım Oradan devam edelim ki FBI gelmesin. Evet. Hatta şunu değiştireyim ben buradan takılayım. Yani sırf mi de değiştirmenize de gerek yok bu arada. Sadece modem değil. Ee, buradan wifi arası geçiş yaparsanız da FBI'dan uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Ama ben tabi hiç e, sağlam almak istiyorum dersen modemi de değiştirirsin yani. Ee, buradan neye basabiliriz? Fortune Cookie çok kolay bir site. Arkadaşlar Vacation, V-Rock, The Hole, Bunları unutmayın. Bunlar çok kolay siteler. Bunlara girebilirsiniz. Bunları unutmayın. Zamanlı siteleri dediğim gibi kendiniz o sitelere bakacaksınız ve yapacaksınız. Ben aşağıda linkini bırakacağım. Zamanlı siteler diye. Şimdi kaynağa geldik. Burada bir şey yok. Cookie, Fortune, Another. Burada sadece resim değil. Buradaki kelimeler de önemli. Buradaki mavi, buradaki mavi yok. Bir tane bile hiç çıkmadı bu ara kadar. Yani inanılmaz. Şu ana kadar bir tane bile heş çıkmadı. Heşin ne olduğunu adamlar öğrenmedi yani. Gerçekten komik. Komik yani. E, sonuna kadar izleyin lütfen. E, videoyu sonuna kadar izleyin ki arkadaşlar. Çünkü bu oyunda hep randomize olaylar karşımıza geliyor. Scriptli değil. Bu arada VPN yüklendi mi? Evet, VPN yüklendi. Level 1 oldu arkadaşlar. Buradan bakın bu e, VPN seçeneği burası buraya tıklıyorsunuz. Seçiyorsunuz buraya. Burayı seçtiğiniz zaman VPN 1 oluyor. Burası önemli, tamam. Burası önemli. Şimdi burada bir fotoğraf var. Buna basıyorsunuz yok. Başka bir yere tıklamanıza gerek yok. Burada diyor abi. Hash. çok güzel. Buradan da çıkalım. Sadece fotoğraf basacaksınız ve kaynağı basacaksınız buradaki. Bu önemli sevgili dostlar. Tekrar ışığı açacağım bu sefer ha. Bu sefer daha iyi ışık geldi. Şimdi ee, vacation. Bu da kolay bir site. Aptal bir site diyoruz biz buna. Bir tane iş bulacağız ya. Bir tane bile bulamadım abi. Çok şanssız bir başlangıç bu arada. 45 dakika oldu. Hı. Bu sitede böyle. Ben sesi kapattığım için ses gelmiyor. Normalde sesli bir yer. Burada yok. Fotoğraflara bas. Giflere bas daha doğrusu yok. Palmiye'ye bas yok. Yok abi. Yok. Hiç çıkmadı. Ee, oyunun seslerinden de bahsedeceğim. Bu arada arka alanda arkadaşlar. ayak sesleri. işte üfleme sesi rüzgar sesi, siren sesi bunlar kesinlikle gerçek değil. Bunlar randomize sesler arkadaşlar. Hitmenin gelme sesi dışındaki o da lockpick sesi böyle çok ince bir klik sesi geliyor. Onu o gelmediği sürece diğer seslerde hiçbir sorun yok. Haberiniz olsun. Bu da çok e, bilinmeyen şeylerden bir tanesi. Sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Burada yine ışık bana çok fazla geliyor. Ben bu ışığı kapatıp açıyorum. Umarım gözlerinizi almıyorumdur. Evet bu siteye de geldik. Ben bu sitenin kelimelerini bildiğim için hızlı geçeceğim. Ee, kaynağa bakıyorum. Kaynakta yok. Önce üç resime basıyorum. Buradan yok. Ee, Norite, Carbonite, Green Sheets. Yok. Yok abi gerçekten yok ya. Arkadaşlar inanılmaz. Bir tane bile hiç çıkmadı. Yani büyük şanssızlık demek bu olsa gerek ya. Gerçekten bu olsa gerek yani. Buraya koyuyorum tekrar. Çok büyük şanssızlık yaşıyorum şu an. Ben bir tane daha VPN alacağım. Bu arada isterseniz bir tane daha remote VPN alıp daha fazla para kasabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Öyle de bir seçeneğiniz var. Yani sizin burada seçenekleriniz bol. Polis Scanner almayın boşuna bence. Polis Scanner çok önemli değil. Ee, motion sensor hitmeni yakalanmamanızı sağlayan bir şey. Onu da alacağım, göstereceğim. Hatta onun bir tanesini alalım. Motion sensör Hani ben ses kasam mı abi? Hitman sesini anlayamam diye dersiniz. Ee, bunu alabilirsiniz. Bu arada bakın maskeli adam orada pencerede. Korkmanıza gerek yok. Birçok insan şöyle bir şey yapıyor. Arkayı dönüyor böyle buradayken. Arkadaşlar bunun burada olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bunun burada olmasının sebebi bizim hani dangalı böyle modemi oraya taşımaya gidiyoruz ya. Biz orada şey yapsın diye. Avlasın diye. Yoksa hiçbir iş şey yok, işlevi yok. Sen onu istersen sabah kadar bak, hiçbir şey yok. Fakat arkanı dön veya bilgisayar takıl, o zaten bir şekilde gidecektir. Şimdi gitmiyor tabi ama. Ee, Scream birçe giriyorum. Bu site güzel bir site. Buradan çıkma ihtimal var. Güzel silah var şimdi. Buradan bulabiliriz işi. Yani inşallah. Iş evet, Scream Beach abi. Burada bir jumpscare yaşadık. Evet, ben yaşamadım çünkü alışığım. <laughs> şimdi abi. Beach'e basıyorum, Scramming'e basıyorum, Screen'e basıyorum, Manage'e basıyorum, ee, All Power'da basıyorum, Every'e basıyorum. Ee... Arkadaşlar bakın buldum. Wit, With, With kelimesinde tıklanabilir bir şey çıktı. Gördünüz mü? Siz bunu böyle tarayabilirsiniz. Böyle böyle bakın bak burada çıktı. Basıyorum. Ve ilk eşimiz çıktı. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Hashlerin, bakın gitti. Hashlerin ortaya çıkması olayı şu. Ya oğlum VPN aldım. Evet. Oyun zorlaşmaya başlıyor birazdan. Oyun zorlaşmaya başlıyor. İstemiyorum abi. Hacklenmek istemiyorum. Tamam. Ee, burada çıkabilir bu arada bir de masa üstünde de ee, not defteri olarak da çıkabilir arkadaşlar. Yani tıkladığınız zaman tamam mı? Bana buradan çıktı haberiniz olsun. Şimdi size burada bir şey göstereceğim. Bakın bu 3. katmanın 3. wiki'nin 5. eşi. Biz size şöyle bir şey hazırladım ben. Hazırladım böyle bir şey var aslında da gösterme amaçlı. Böyle bir site var. Açıyorum ekranı size. Böyle bir, böyle bir site var sevgili arkadaşlar. Bu sitede işte heşteri koyabileceğiniz yanda durmasını istediğiniz ee, isteyebileceğiniz bir site arkadaşlar şimdi ben 5'i kopyaladım değil mi hayır kopyalamamışım bir saniye oyundan bakın 5'i kopyalıyorum bu tire bu arada heşteri bu şekilde gösteriyor onu da söyleyeyim yani tekrardan söyleyelim bu 5'i almıyorum şöyle alıyorum Heşi bu şekilde kopyalıyorum arkadaşlar ee, Benim Chrome'a gireyim buradan abi Bakın. Buraya basıyorum. Hash kabul oldu. Üçüncü wiki'de ya. Üçe basıyorum bak. Takılı kaldı gördün mü? Demek ki üçüncü wiki'de bak bir tane bulduk. Üç, üç, iki. Şimdi burada iki tane kaldı. Yani iki, üç, iki. Okey. Olayımız bu. Sevgili dostlar. Şimdi bunlar buradan da çıkabiliyor dediğim gibi hash'ler. Ama bana buradan çıktı. Kelimelerde çıkması daha zor bu arada. Ondan eminiz. Zaten hepimiz eminiz. Heşi bulduk. Beşinci heşi bulduk arkadaşlar. Kaldı. Ee, 7 tane. Bir de kaynak kodundan bulmaya çalışmak istiyorum şu an. Kaynak kodundan da bulmak isterim. Bu arada motion sensörü şıpladı. Şıpladı daha. Şıpladı ne ya? Şıpladı. Aşağı inip motion sensörü almak istiyorum. Şimdi birazdan gideceğim. Bakalım kaynağımız da var mı burada? Evet burada kaynak yok. Burada bir şey yok. Hash'imiz yok. Buradan tıklayabilirsiniz bazı yerlerde. de. Ben tıklamayacağım şimdi. Hash'i bulmak istemiyorum. Hash'i bulduk. Şimdi arkadaşlar bir şey aldık diyelim. Bilgisayarımızı kapatacağız. Kesinlikle bilgisayar kapalı olacak. Bilgisayarı kapattığımız zaman aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Buradan aşağı inip motion sensörü almaya gidiyorum. Bu sensör hitmenin ee, geldiği zaman alarm etmesi, alarm yapması ile ilgili. Yani işinizi bayağı kolaylaştırır. Onu size söyleyeyim. Şimdi aşağı iniyorum. Sensörleri nereye takacağınızı da göstereceğim. Onları da söyleyeceğim. Evet iniyoruz böyle. Umarım bu arada sıkıcı değildir sizin için arkadaşlar. Baya detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yani oyun çok script olmadığı için sürekli randomize olduğu için arkadaşlar sürekli farklı şeyler yaşandığı için hani yapmak isteneni bazen yapamıyorum rehberde anlatamıyorum yani o konuda sırayla gidemedim belki o yüzden kafanız karışabilir tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim yani o şekilde puzzle'ı çözebilirsiniz şimdi dışarı çıkacağız buradan ben sensör aldım ve zaman baya geçti yani oyun bir saat oldu değil mi bir saat oldu bir tane de hash bulduk yani progress yaptık ilerleme kat ettik şimdi bir diğer düşman olan brader tinerci dediğimiz yer adam bu burada çıkacak buradan çıkıyor. E, tinerci'nin geleceğini nerede anlayacaksınız biliyor musunuz? Buraya geliyorsunuz. Bunu açtığınız zaman ses kasacaksınız. 3 saniye bekleyeceksiniz çıktıktan sonra. Alarm sesi, gülme sesi veya e, adım sesi gelirse, ayak sesi gelirse o gelmiştir. Basıyoruz. Geldi. Ayak sesini duydunuz. Geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi olayımıza başlıyorum. Tabi bu olayı başlatmadan önce ben şu kameramı biraz aşağı indireceğim ki stamina barını görün. O çok önemli çünkü. Şimdi şu an ben şunu indiriyorum şöyle şimdilik. Evet arkadaşlar oyunun en korkunç kısımlarından bir tanesine geldik. Şimdi bu tinerciden nasıl kurtulacağız? Hemen kapıya geliyoruz. Buradan sağ tık yaptıktan sonra çömeliyoruz. Bakın sağda bir bar var stamina. Olay şu. Bu buradır. Kapıyı zorlayacak. Ben de tam kapıyı zorlarken kapı kolunu kaldıracağım. E o zamanlamayı çok iyi ayarlamamız lazım. Nasıl ayarlayacağız? Adam tam kapıyı açarken böyle hemen basacaksınız. Yani çok odaklanmanız gerekiyor. Şimdi görürsünüz. Evet. Şu an hala gelmedi. Kapı koluna odaklanmanız gerekiyor. Şuraya odaklan arkadaşlar, şu ince, Şu kapı e, şeyine, ucuna odaklanmanız gerekiyor. Kapı kolu da olur yani. geldi. Şimdi. Aynı anda yapacağız. Ve ben size söyleyeceğim ne zaman yapacak, yapacağı zaman. Bakın. İzle. Gördünüz mü? Tam ittirirken hemen çekiyor. Basılı tuttum. geliyor. Hazırım. Evet, bakın. Çok tuttu. Çok sizin de tutmanız lazım çünkü belli bir süresi var. Stamina barı biterse ölürsünüz. Bakın tam zamanlı gördünüz mü? Aynı şekilde tutturuyorum. Bırakıyorum. Gergin anlar. Tuttum. Bıraktım. Gideceğini ayak seslerini anlayacağız. Evet, biraz fazla takıldı. Takılma süresi random arkadaşlar bu arada. Artık gitmesi lazım. Çok uzun durdu. Abi gitmiyor. <laughs> Kaldı. Oyun bug'a girmedi değil mi? Gidiyor. Ayak sesini duyduğunuz zaman gidiyor arkadaşlar. Fakat çıkmayın hemen. Hemen çıkmayacaksınız. Gidecek, 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 gidecek. Gidecek. Bu arada sesi hiç açmadım ben. Evet. Gitti mi? Gitti şu an evet. Açıyoruz. Korkulacak bir şey yok. Buradan direkt siparişimizi alıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şimdi bu sensör Hitmen'i dediğim gibi ee, hitmen ne zaman gel ya yani geldiği zaman arkadaşlar ne zaman olursa olsun alarmı ötüyor. E, bilgisayarda alarm ötüyor. Onu da göstereceğim size şimdi sensörü nereye koymanız gerektiğini onu da söyleyeceğim. Hemen hızlı hızlı çıkalım. Hemen hızlı hızlı çıkalım abi. Şu an tam bir saat oldu neredeyse rehber. Arkadaşlar çok fazla uzatmak da istemiyorum. Zaten genel olarak mekaniklerini anlattım oyunun. Brader'ı gösterdim. Noir'ı gösterdim. arkanız dönmeniz gerekiyor. Direkt gördüğünüz zaman onu. Ee, şimdi. Evimize giriyoruz. Arkadaşlar. Burada bakın. Burada motion sensor çıkıyor. Alıyoruz bunu buradan. Açıyoruz kapımızı. Şimdi iki tane motion sensor almak. Ne oluyor lan? Allah Allah. Arkana döneceğim. Arkana döneceğim şu an. Evet, arkana döndün. Noar'ı gördün. Eğer üzerine koşsaydım ben ölmüştüm. Üzerine koşmayacaksınız. Arkanızı dönmeniz gerekiyor sadece. Arkamı döndüm. Biraz bekledim. Bakıyorum şu an. Gitti arkadaşlar. Ee, niye aç? Niye açmıyor? Ha elimizde şey var. Pardon. Bir dakika. Bu arada fenerin de bir süresi var. Feneri sürekli açık bırakırsınız arkadaşlar gerektiğinden fazla. Fenerin pili bitiyor. Onu da söyleyelim. Bu da çok önemli bir bilgi. Unutulan bir bilgi. Arkadaşlar sensörü şimdi nereye koyabilirsiniz biliyor musunuz? Asansör var bakın ileride. Oraya koyabilirsiniz ya da buraya koyabilirsiniz. Ama ikisini alıp da buraya koymanız gerekiyor. Yani şöyle Hitman sadece buradan gelmiyor. Asansörden de gelebiliyor. Alacaksınız önce buraya koyacaksınız. Koydunuz ya. Fakat sensörlerin parasını biriktirin öyle yapın tamam mı bunu? Yani iki tane sensör alacak kadar paranız varsa ikisini de hızlı hızlı alın ki ee, sonradan hitman buradan gelirse sıçtınız yani buraya koyarsınız. Sadece. O yüzden çok önemli. Ee, ben bir tane daha aldım varsayalım. Bunu da buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Sensörü de buraya koyuyorsunuz. Okey. Yani gidip de şuraya koymayın sakın. Şuraya. Buraya koyacaksınız. Olay bu. İki sensörü koyduk diyelim. Ben şimdilik bir tanesini koydum. Giriyoruz evimize. Kapımızı kilitliyoruz. Bilgisayarımıza giriyoruz. Bu arada ben bir dangle değiştireceğim. Yani bunu. Çok fazla bunda e, orada takılık kaldık Ben bunu değiştirdim sevgili arkadaşlar. Buraya girdim. Buradan devam istedim. E, şimdi eklen. eklen. Etten, bir tane bulmaca yapacağım. Bir tane bulmaca yapacağım sizin için. Evet. Bakın, buradalar. Buraya kadar gitmeye çalışacağım. İzle. Boş, dolu, boş, dolu, bo boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dol, dol, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş. Dolu, boş. Bo. Biraz ilk yaptığınız zaman basmakta zorlanabilirsiniz. Ama sonradan alışırsınız. 24 verdi. Az verdi, bayağı az verdi. Şimdi arkadaşlar sensör aldınız ya bir tane daha paranız varsa 45 liralık, 45 Bitcoin'lik hemen bir tane daha sensör alın. O kapıya koydunuz diyelim sensörü. Yani asansörün oraya koydunuz diyelim. E, bu hemen öyle çalışmıyor. Buradan da motion alert almanız lazım. O da 45. Alıyorsunuz bunu, yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra burada bakın alarm şeyi var. Buna basıyorsunuz. Bak ben mesela oraya koymuşum, hallway kısmına koymuşum. bu, bu açık duracak. Yani alarm çalması için bunların açık durması lazım. Bu şekilde eğer gelirse Hitman bu kırmızı ötüyor ve ses çıkıyor. Don 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 diye ses gelmesi lazım. Geldiği zaman Hitman bu alarm çaldığı zaman hemen bilgisayarı kapatıyorsunuz bu şekilde ve acil ışıkları kapatmadan dolaba giriyorsunuz. Hitman geldiğinde arkadaşlar. Hitman kapıyı açacak, gidecek ve siz hiçbir şekilde bakmayacaksınız. Fener falan açmayacaksınız. Gittiği zaman hop. Devam. Olay bu. Hitmeni de bu şekilde göstereyim dedim sizlere. Olay bu. Sensörde hitmeni de bu şekilde avlayabilirsiniz arkadaşlar. İki yere de takacaksınız. Alert alacaksınız ve bunu açık tutacaksınız. Olay bu. Ee, onun dışında arkadaşlar başka ne söyleyebilirim sizler için? Başka ne söyleyebiliriz? Başka ne söyleyebiliriz? Hemen şöyle bir bakıyorum. VPA Inject arkadaşlar. Ben ee, bundan rahatsız oldum yani ben bu hızdan mutlu değilim. Daha hızlı bir internet istiyorum derseniz Buradan bakacaksınız en hızlı internet hangisi? mesela sudden tamam mı ya da FBI bilmem ne. Ama ben genelde şunu da yaparım arkadaşlar şu masada bunu yapıyorum. Bakın gelin. Bu masaya koyuyorum. Bu masada Maximum Black diye bir wifi var. Aha bak full çekiyor abi. 5 çekiyor neredeyse. Ee, bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın burada biz web Skybreak aldık ya. Skybreak VPA 2 alırsanız en hızlı internetleri kırmanız için e, işinize yarayacak olan uygulamayı elde edersiniz. Şimdi bunu yüklesin bakalım. Bunu bir yüklesin abi. Bu arada saat 12 oldu. Hitmenin gelme saatleri başladı. Şimdi bunu yaptık. Ben bunu kapattım. Skybreak'e tekrar girdim arkadaşlar. VPA 2'mizi aldık. Bak web çıktı bir de VPA 2 çıktı şimdi. VPA 2 yaz. Enter'la scan yaz. Aynı. Fakat burada farklı olan şey var. Bu sefer probe yapmayacağız. Bu sefer inject atacağız. Bunları kırmak tabi daha zor. Bakın maksimum black daha fazla çektiği için onu söyleyelim. Buna inject diyoruz. Ee, yine bu rakamı yazıyoruz. 84 1V, YP, LC, IX, 1 ve GP LC UX 1 arkadaşlar. Bir yazıyorsunuz 999 yazmayacaksınız. Bunun aranma seviyesi en fazla 25 olacak. Basıyorsun abi. Hemen cracklemeyecek. Siz sürekli inject atacaksınız. Inject ata 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 ata, ata, ata crackleyecek. Biraz bekleyeceksin ama. Hep yapmayacaksın. Hep yaparsan ee, internet kopuyor. Bağlantı kopuyor. Bekledin. Yukarı tuşuna bastın. Aynı şekilde yazmana gerek yok. Ok tuşuna bastın klavyede. Enterladın. Böyle 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 Crack diyecek sonra Crack e, Successful diyecek En sonda da kardeşim Inject'i sileceksin Ben uğraşmayacağım çünkü uzun sürüyor Crack diyeceksin up, Enter basacaksın Crackleniyor ve Çok hızlı bir şekilde internete girebiliyorsunuz. Olay bu WPA2 de bu arkadaşlar Evet e, durumlar bu şekildeydi arkadaşlar e, Olaylar buydu e, Bir de size Dollmaker muhabbetini göstereceğim göstersem mi acaba ya? Çok vakit geçti onu da ayrı bir video yapabilir aslında Ayrı bir video yapabilir çünkü çok vakit geçti arkadaşlar. Yani bu genelde e, taktik it, e, ne bileyim ipuçları yapmanız gereken şeyler bunlardı. E, hani dolmaker için zaten dolmaker bir quest bu arada Bilmeyen arkadaşları söyleyeyim. Dolmaker diye bir quest var. E, yapmanıza gerek yok yani. Ama yani onu da ayrı bir video yapılır işte dolmaker nasıl yapılır diye onu ayrı bir video videoda anlatayım isterseniz. Çok konuştum, çok yoruldum. Bir de daha yarım saat sonra yay yayınım var. Canlı yayınım var. Şu an saat 7.30. Yarım saat sonra Twitch yayınım var arkadaşlar. Ee, olaylar bu şekilde. Ee, düşmanları anlattım. Düşmanları anlattım. Düşmanlarda nasıl kurtulacağınızı anlattım. Noara arkanızda döneceksiniz. Hitman'de alarmı yerleştireceksiniz. Bir tarafa ve alert alacaksınız. Alarm alacaksınız. Crack'limi öğrettim. Hem inject atmayı öğrettim hem de prop etme yani normal VPA'ları, webleri crackleme öğrettim. Hash'ler nasıl bulunur? Kelimelerde bulunur, kelimelerin içinde bulunur, sayfanın üzerinde bulunur veya kaynak kodunda bulunur. Hash örneğini zaten göstermiş oldum. Onun dışında da ee, bulmacıları gösterdim. İşte harf olanı, e, kutulu olan ve sayfalı olan. Onları da kendiniz şurada tutorialları var bakın. Şu üçü tutorial arkadaşlar. Buradan görüp bakabilirsiniz abi. Buradan test tek. Buradan test tek. Buradan test tek. Evet. Bunlardan basıp da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 1 saat 6 dakika olmuş. Uzun bir detaylı bir Welcome to the Game 2 rehberi çektim. Hem acemiler için hem de böyle hani oyunu bilmeyen arkadaşlar varsa ya da ne bileyim. Yani ben öğren öğrendim ama çok anlamadım. Baktım ama çok anlamadım diyenler için bir ee, rehber oldu. Umarım beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Çok uğraştım. Uzun bir zaman harcadık buna. Yani eğer daha fazla e, insan ulaşmasını istiyorsanız bu tarz şeyleri ve ben gerçekten de Welcome to the Game'in birçok insan ulaşmasını istiyorum. Hani böyle bir oyun gerçekten uzun bir zaman geleceğini zannetmiyorum. Çünkü çok e, kendi has özellikleri ve güzellikleri var. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkma hoşundur sizi. Lütfen arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bol bol paylaşın. E, ki bu videonun da bir yani sonuçta bir emeği var. Yani bu emek de boşa gitmez diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay